Selamlar arkadaşlar, merhabalar. Bazen diyoruz ya, AKP-MHP iktidarı aslında İsrail'in Filistin'e yaptığının birkaç katını daha Kürtlere karşı yapıyor diye birileri bize kızıyor, sinirleniyorlar. Efendim nasıl olur? Bizim devletimiz, bizim hükümetlerimiz böyle bir şey yapar mı hiç? Nasıl karşılaştırıyorsunuz diye. Şimdi bunu tabii ki biz söyleyince kimse inanmıyor. Ben şimdi size bir şey izleteceğim, bir video izleteceğim. Bir YouTube kanalına tesadüfen sokakta mikrofonu uzatırken denk geliyor. Eski bir asker, bakınız neler söylüyor. Filistin'i takip ediyor musunuz? Hayır, kesinlikle takip etmiyorum. Eski askeri personelim. Suriye, Libya, Kuzey Irak'ta görev yapmış biriyim. Ya, savaşı görmüş biri olarak söylüyorum. Savaş masada anlaşılmalı bir şey. Oradaki savaş değil ki, bir soykırım. Ben öyle düşünmüyorum. Savaş mı sizce? Ya, kesinlikle savaş. Biz de yapıyoruz. Suriye'de biz de yapıyoruz. Kuzey Irak'ta biz de yapıyoruz. Doğu'da biz de yapıyoruz. Biz ne yapıyoruz Doğu'da? Yapmıyoruz mu? PKK bir terör örgütü. Herkes yapıyor. Bak, buna soykırım diyemezsiniz. Biz de yaptık. Ezdik oradaki insanları. Oradaki insanları... Askerimizi, çocuğumuzu, çoluğumuzu... Dün Aybike öğretmenin daha vefatının 7. yılını andık. Siz öyle bir soykırım yapmıyoruz. Siz öyle düşünüyorsunuz. Şimdi değerli izleyenler, bu sözler bir Türk askere ait ve yıllarca askerlik yapmış. Libya'da gitmiş, Suriye'ye gitmiş, Güney Kürdistan'a gitmiş, Rojava'ya gitmiş. Birçok yerde özel birimde askerlik yapmış bir Türk askerinden bahsediyoruz. Bunu bir söylemiyoruz. Evet, İsrail'in yaptığını biz de yapıyoruz diyor. Ve muhabir soruyor, nasıl olur, biz nasıl yapıyoruz? Bu bir terör örgütüdür, biz terörle mücadele ediyoruz. Tabii ki burada kesilen noktalar da var, onu da söyleyeyim ben. Ne kadarın, yani şu kadarını yayınlamış sadece. Bu vatandaşın bu itirafları, daha doğrusu itiraf değil bunlar, aslında gerçekliklerdir. Bunları dile getirmesi sanırsam bir kesime karşı şu. Mesela bu videoyu izlerken birileri, biliyorum, bu vatandaşa da bu yıllarca bu devlette askerlik yapmış, hizmet etmiş, birçok operasyonda yer almış ve o gerçekleri kendi gözüyle görmüş bir kişiye, biliyorum, bunlar buna da hakaret edecekler, küfür edecekler. Çünkü insanlar, hakikaten de Türkiye'deki insanlar savaşın gerçek yüzünü bilmiyor değerli izleyenler. Biz anlatınca bize inanmıyorlar, bize hakaret ediyorlar, bize küfür ediyorlar. Ama savaşın gerçek yüzü budur. Biz Filistin'den, İsrail'den bahsederken İsrail'in Filistin halkına, mazlum sivil halkına yaptığı baskıları, bombardımanları, katliamları dile getirirken herkes alkışlıyor. Ama aynı şekilde Kürdistan kentleri, köyleri bombalanırken, mesela Sur bombalandı, yerle bir edildi değerli izleyenler. Gazze'den bir farkı yok. Nusaybin'in Gazze'den bir farkı yok. Cizre yerle bir edildi. Cizre'nin fotoğraflarına bakın. Cizre'nin Gazze ile hiçbir farkı yok. Aynı teknikle, aynı yöntemlerle binalar yerle bir edildi. Ve dahası var. Evet, Cizre'de, Bodrum'larda insanlar canlı yayınlarda telefon bağlantısı kurulurken diri diri yakıldılar. Mahkemelerin kararı var. Türk mahkemeleri bile bu insanların diri diri yakıldığını kabul etti değerli izleyenler. Bir kent değil, birçok kent bu şekilde yerle bir edildi. Peki bunun Filistin'in ya da Gazze'den bir farkı var mı? Yok. Peki Rojava'ya her gün bombardıman yağdırılıyor. Bunun Filistin'den ya da Gazze'den bir farkı var mı? Yok. Güney Kürdistan'a her akşam bombardıman yapılıyor. Var mı farkı? Yok. Ya, dile getirebileceğimiz o kadar şey var ki, mesela Robotski dediğimiz zaman insanlar susuyor. Neden? Bakınız, 34 insan diri diri katledildi. Savaş uçaklarıyla, değil mi? F-16'larla. Sivil insanlar, çocuk, 17 çocuk. Bunu söylediğimiz zaman siz aklınıza ne geliyor acaba? Devlet bu konuda çıkıp bir özür diledi mi? Hayır. Böyle bir şey olabilir mi? Normal şartlarda olmaz. Peki neden o zaman Filistin deyip de Kürt halkına karşı bu asker gibi vicdanlı olamıyorsunuz? Şunu demiyorsunuz. Ya, savaşın her türlüsü kirlidir, kötüdür. Bu savaş artık durmalı. Ne asker ölmeli, ne gerilla ölmeli, kimse ölmemeli diye neden söylenmiyorsunuz? Niye halen kardeşlik yalanlarını atıp duruyorsunuz o zaman? Bakınız, özellikle AKP-MHP döneminde Kürt düşmanlığı almış başını gidiyor. Ondan önceki dönemlerde yok muydu? Tabii ki vardı. Ama emin olun, junta döneminde bile bu kadar bir uygulama yoktu. Daha dün eğer haberlere baktıysanız, Hrant Dink davasında Hrant Dink'i katleden adam elini kolunu salla sallaya mahkeme gitti ve mahkeme beraatını istedi. Tahir Elçi davası dün 3 polis tahliye edildi ve beraat kararı aldılar. Dava kapandı. Kameralar karşısında adamı öldürdüler, katlettiler ama davayı kapattılar. Ezgi Mola dün, sanatçı, sinema sanatçısı, sadece ve sadece Musa Orhan denen katil ve tecavüzcüye yönelik onun aleyhine serbest bırakılmaması gerekiyordu diye tweet attığı için dün yine ceza verdiler. Yani bu devlet, AKP-MHP devleti hakikaten de hırsızı koruyor, tecavüzcüyü koruyor.
kuruyor, çeteyi kuruyor. Kim bu ülkeye kötülük yapıyorsa şu anda AKP ve MHP iktidarı tarafından korunuyor. Açık ve net olarak söyleyelim. MHP bu ülkenin başına gelmiş en büyük beladır. Kürt halkına karşı düşmanlığı geliştiren yegane düşünce partisinden biridir. Ve AKP'yi de kendi tuzağına düşürerek şu anda AKP'nin MHP'den bir farkı kalmamış, görüyor musunuz? Çatışmalar var ya. Her gün çatışma var. İnsanlar ölüyor. Neden kimse gündeme getirmiyor? Bu askerler zapta ne yapıyor? 10 bin askerin ne işi var orada? Süriye'de, Afrin'de, Serekani'de, Girecibi'de bu askerlerin ne işi var ya? Türkiye neden gitsin Afrin, Kürt kenti olan Afrin'deki bütün sokakları Türkçe yapsın? Neden bütün köylerin ismini Türkçe yapsın? Neden meydanların ismini Türkçe yapsın? Neden Kürtçeyi yasaklayıp yerine Türkçe ve Arapçayı resmi dil yapsın? Ya neden? Hadi kendi içinde bunu yapıyorsun, zorbalık yapıyorsun. Peki dışarıdaki Kürtlerin neden bir özgürlük sahibi olmasını istemiyorsun? Rojava'da seçimler yapılacak, saldırıyor. Yapamazsın diyor. Bir yandan Tayyip Erdoğan bağırıyor, bir yandan Devlet Bahçeli bağırıyor. Oysa ki o Kürtlerle, Kürtlerle işbirliği yapıp Kürtleri yanınıza alıp hem Rojava Kürtlerini, hem Güney Kürdistan Kürtlerini, hem Türkiye içerisindeki Kürtleri, Kürt sorunu demokratik yollardan çözüp Kürtlerin ana dil eğitimi, kültür özgürlüğü, inanç özgürlüğü gibi temel hak ve özgürlüklerin önündeki engelleri kaldırırsanız, komşuluk çerçevesi içerisinde Rojava'daki Kürtlerle birlikte komşu, Güney Kürdistan'daki Kürtlerle birlikte komşu olarak yaşarsanız, sınırları tamamen açarsanız siz ne zarar görürsünüz ya? Ne gibi bir zararınız olabilir? Kürtler kendi topraklarında geliş gidişlerde kontrolsüz bir şekilde Rojava'ya gelsin, Güney Kürdistan'a gitsin, gelsin, alışverişini yapsın. Bunun Türk devletine katkısını siz hesaplayabiliyor musunuz? Peki neden devlet bunu istemiyor? Sebep ne? Bakınız, nihai olarak sebep bir cümle dayanıyor. Biz bunu söylüyoruz. Bazılarınızın zoruna gidiyor arkadaşlar, biliyorum. Ama gerçekten de tek bir sebep var. Kürtlerin bir statü sahibi olmasını tahammül etmemeleri, Kürtlerin bir statü sahibi olmasını istememeleri ve nihayetinde Kürt düşmanı olmalarıdır. Başka bir şekilde biz bunu izah edemiyoruz ki. Kürt düşmanı olmayan bir devlet Kürt halkının önündeki özgürlüklerini kısıtlamak için her şeyi yapar mı ya? Bombardıman yapar mı? Tehdit yapar mı? Seçim yapmayın diyor. Size ne ya? Rojava muhtarlık mı olur? Otonomi mi olur? Federatif sistem mi olur? Size ne? Siz komşuluk ilişkilerinizi geliştirmeye bakın. Türkiye içerisinde onların kardeşleri yaşıyor. 30-40 milyon Kürtle birlikte Türkiye'de yaşıyorsunuz. Sürekli Rojava Kürtlerini düşman olarak görmeye devam edemezsiniz. Orada 6 milyon Kürt yaşıyor. Nasıl düşman olarak sonsuza kadar bu sınırlar kapalı mı kalacak? İsrail'i tanıyorsunuz, Yunanistan'ı tanıyorsunuz, Ermenistan'ı tanıyorsunuz. Dünyanın 208 ülkesini tanıyorsunuz da neden bir Kürt devleti olmasın diye? Neden? Neden bir tek cevabı var işte. Kürt düşmanlığı. Peki nereye kadar? Biz Kürtler de bunu kabul etmiyoruz. Rojava'dakiler bizim kardeşlerimiz diyoruz. Güney Kürdistan'dakiler bizim kardeşlerimiz diyoruz. Onlara yapılan her türlü saldırı ve haksızlık bize yapılmıştır diyoruz. Biz Kürtler öyle görüyoruz. O yüzden bu topraklarda birlikte, kardeşçe, bir arada, eşit koşullarda yaşamak istiyorsak bizim kardeşlerimize düşmanlık yapmayı bırakın. Bize düşmanlık yapmayı bırakın. Bizim dilimize saygı duyun. Bizim kimliğimize saygı duyun. Bizim kimliğimizi, dilimizi, bizim renklerimizi anayasal güvence altına almak zorundasınız artık. Geldiğimiz bu yüzyılda, bu çağda, herkesin elinde bir televizyon olduğu bu dijital çağında sizler artık Kürt halkına karşı uyguladığınız bu jenosit uygulamalarını gizleyemiyorsunuz ki. O yüzden bir an önce bu devlet erki gerçekten de varsa, Kürtlerle birlikte yaşamak istiyorsa eğer bu devlet erkeği, bu toplum kendisine reva gördüğü, kendisine layık gördüğü bütün hakları Kürt halkına tanımak zorundadır. Bu kadar.